Selamünaleyküm diye ortama giriş yaptık kral. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu tarz Chucky'yi boğdum Smaug'un içinde. Evet, şu an beni arıyor, bulamadı. Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Gençler, son videoda söylemiştim zaten. Hastayım, eğer ki bir iki gün video gelmezse bilin ki bundandır diye. Siz de zaten gerekli anlayışı gösterdiniz. Şimdi iki gün güzelce dinlendim. Kendime geldim, tamamen iyileştim sayılır. Videolara devam ediyoruz, hiçbir sıkıntı yok. Video konusuyla ilgili şunu söyleyeyim gençler. Yani Allah korusun, ciddi bir şey olmadığı sürece öyle 7-8 günlük aralar olmayacak artık, onu söyleyeyim. Bunun nedeni de video düzenini, video saatlerini oturtmuş olmam. Benim eskiden videoları akşam çekmem gerekiyordu. Bu yüzden gün içinde de hani sürekli ders, spor falan derken aşırı yorulduğum için akşama enerjim kalmıyordu. Bu yüzden de sürekli böyle ara vermek zorunda kalıyordum. Şimdi videoları sabah saatine aldım. Sabah uyanıp kahvaltımı yapıp erkenden videoyu çekip direkt olarak editliyorum. Böylece yorgunlukla ilgili herhangi bir derdim olmamış oluyor. Dediğim gibi hani sadece böyle hastalık ya da bazı özel durumlar gibi durumlar olmadığı sürece en fazla 1-2 günlük ara vermiş olurum yani. O da dinlenme amacıyla olur. Zaten o 1-2 günlük araya kadar 20-30 tane video atmış olurum. Bu konuyu bir çözelim öncelikle sizin kafanızda. Çünkü bazıları ben 1-2 gün ara verince hemen yine acaba yine mi düzeni bozuyor falan diyor da öyle bir şey yok, merak etmeyin. Onun harici bugün bol bol sohbet edeceğiz, onu söyleyeyim öncelikle. Gameplay'den çok bir sohbet videosu olacak benim için. Nedenini oyun içine girince anlatacağım. Saçlarımı da Frankston'daki Jamie gibi kuruttum. Böyle kıvır kıvır. Güzel bir video geçecek umarım. Bugün yeni gelen modu oynayacağız arkadaşlar Dead by Daylight'a. Tabii ben hasta olmasaydım daha erken çekecektim bu modu. 3 gün önce falan geldi. Şöyle ready verip ben size modu anlatayım. Kurban tarafındayken arkadaşlar böyle jeneratörlerden falan güç toplayıp başka bir boyuta gidip onu kristale falan çeviriyoruz. Çevirdiğimiz kristal ile de smoke bombası bırakabiliyoruz. Bildiğiniz FPS oyunlarındaki smoke mantığını düşünün. Görüş kapatıp ortadan yok olmanızı sağlıyor. Katil tarafında da, ona tam hakim değilim ama izlediğim kadarıyla, onda da aynı bu şekilde kristal üretip böyle hasar veren bir karga gibi bir şey fırlatıyoruz. Modun olayı bu diyebilirim. Onun harici birkaç tane görev kitabı falan gelmiş. Ben o görevleri falan yapmıyorum Dead by Daylight'ta, biliyorsunuz ki. Onlarla ilgim yok yani. Oyunda daha detaylı göreceğiz zaten. Katil tarafını da oynayacağım bu arada. Hem katil hem kurban olacak bu videoda. Şimdi gençler, bugünkü ilk konumuz Terrifier. Son videoda söylemiştim. Bugün ekiple Terrifier izleyeceğiz, yorumlarımı yaparım diye. Ertesi gün video çekemediğim için Shorts videosu olarak atma kararı aldım fikirlerimi. Çok da ilgi gördü. Bir gün içerisinde 250 tane falan yorum geldi. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ben Terrifier serisine düşman değilim arkadaşlar. Hatta Terrifier serisinin ilk iki filmini korku film önerileri videomda önerdim. Yani seriyle bir derdim yoktu benim. Ta ki bu filme kadar. Bu filmde seriyle neden derdim oldu? Seriyi neden sevmemeye başladım? En büyük nedeni çocuk ve hayvan vahşetinin eklenmiş olması. Şimdi Shorts videosuna şu tarz yorumlar gelmiş. İşte film lan bu, izleyin geçin. Amma abarttınız. Bir tanesine özellikle acayip sinir oldum. Bıktım şu politik doğruculardan falan yazmış. Şimdi arkadaşlar bakın, bu olay Allah korusun gerçekte yaşanmış olsa hepimiz çok ciddi tepki gösteririz değil mi? Herkes aynı fikirde olur. Bu olay filmde yaşandığı zaman da bunun adına eleştiri deniyor. Benim yani bir filme, bir oyuna, herhangi bir diziye, şarkıya eleştiri yapma hakkım yok mu? Bence var. Bir birey olarak var. Yani benim yaptığım bu eleştiriye film lan bu, izleme o zaman demek, bu ne lan? Yani niye bu eleştiri hakkımı elden almaya çalışıyor bazıları, onu anlamış değilim. Öncelikle onu söyleyeyim. Şu balkabanla kıralım. Bu şekilde güç topluyorsunuz arkadaşlar bu arada. İkinci olarak bana elbette hak vermek zorunda değilsiniz. Yanlış anlamayın. Yani ben işte bu filmde şöyle şöyle sahneler var, bu film kötü bir film dedim diye. Kral ne alaka şu an buraya? Yani inat etti buldu beni ya. Ne yapıyorsun? Oğlum bunun kafa gidik lan. Her neyse işte arkadaşlar, arada böyle kovalamacalar yaşanınca tabii ki biraz susmak zorunda kalacağım. Susmayın, sustukça sıra size de gelecek arkadaşlar. Ben anlatacağım size, bekleyin. Şunu bir alt edeyim. Kral, ilk defa oynuyoruz herhalde. Öyle mi? Bir maraz deneyelim dedik, girdik maça. Double volt attın. Görüşürüz. Ne oldu şimdi? Rezil oldun, çaktırmamaya mı çalışıyorsun? Zord. Normalde arkadaşlar şu hamleyi yapmamam lazım. Yani birazdan Terrifier ile ilgili düşüncelerimi size aktaracağım arkadaşlar. İstiyorsanız aktarmayayım yani, siz bilirsiniz arkadaşlar. Çok da fifa munuyum. Ya kral. Dur, bu arada burada ölebilirim lan. Yine volt attı. Bir volt daha geldi. Sen window fake yersin. Tamam, güzel sattı burayı. Şuradan içeri girerek
Hamlelerimizi yaparız. Şuradan bir tane daha içeri gireriz. Bizi saldı mı? Salmamış da nereden geliyor? Karşıdan geliyorsun. Tamam. Benim gördüğüm en değişik maraz oyuncusu şu an. Bura nereye gidiyor? Ha, enerji aktarıyorum. Aktaramadım mı? Ne oldu? Ha, aktardım. Bitmiş elimdekiler. Tamam. Oğlum yine geliyor bu lan. Dur. Yanlışlıkla öldürecek şimdi, anasını satayım ya. Şuradan diğer boyuta gidebiliyoruz arkadaşlar. Salak herif beni bırakırsa ben sizi diğer boyuta götüreceğim. Ananın ardını sıkıştım. Hop, fake. Ah, kötü oynadım burayı. Kanca'ya sıkışmasam. 4 can katil oyaladım farkında olmadan arkadaşlar. Terrified Merifier kalmadı ortada. Kurban tarafı genelde böyle can simülasyon olarak geçtiği için hani bir sohbet konu açayım dedim. Şansıma 4 can killer oyalamış olduk. Neyse, güzel oldu. Ne diyorduk işte, Terrifier'dan bahsediyorduk. Yani benim yaptığım şey bir eleştiri. Yani sonuçta tabii ki bu bir film. Hani eminim ki yani içimden öyle geliyor. Umarım öyledir. Filmin yapımcısı da elbette bu tarz şeyleri onaylamıyordur. Sadece karakterin ne kadar şeytani, ne kadar acımasız olduğunu vurgulamak için böyle bir şey yapmıştır. Buna katılıyorum bak. Bu konuda haklısınız. Ama hani bunu illa göstermesi mi gerekirdi? Ben arkadaşlar şöyle bir diğer dünyaya bir gideyim. Tövbe bismillah, nereye geldik ya? Hani bunu illa göstermesi mi gerekirdi, anladınız mı? Benim eleştirdiğim şey o. Kral sen kafayı mı yedin ya? Zord. Defol git artık hayatımdan le. Bakın şimdi arkadaşlar, şuradan karşıya atladığınız zaman katil gelemiyor. Bak şimdi. Hehe salak, nereye gittin lan? Ananı ardın, nereden geldin lan? Bir daha atlarım ki. Bu çakal bunun taktiğini çözmüş diyeceğim de nereye gitti oğlum adam? Ben bir diğer dünyaya ışınlansam. Evet evet evet. Kaçmanın vakti geldi arkadaşlar. Smoke bombası falan hiçbir şey gösteremedik ki. Salak herif yüzünden. O da geliyor. Geliyor mu le? Geldi bak, o gelişe bak. Gerizekalı. Inside love. Kral, iki spotu birleştirme. Öyle bir şey yaparsan iki spotu ağzına yersin. Ha? Yedin mi iki spotu ağzına? Ha. Alo. Beyefendi, buradayım. Oldu canım. Aha. Sen ne kadar zekisin lan? Akıllanmadın oyalanmaktan. Akıllanmadın oyalanmaktan. 8-10 jen. Oradan volt attım diyorsun. İlginç bir tercih tabi. Niye bağırdığımı bana anlatacak bir hanımefendi, beyefendi, delikanlı herhangi bir arkadaş var mı? Inside love. Wow. Oğlum ben ne oynadım bu maçı ya? Terrifier, Merifier diyorduk. Ne oldu anasını satayım? Bu arada nickimi değiştirmeyi unutmuşum arkadaşlar. Alaska Bozayas olarak girmişim, kusura bakmayın. Bir tane smoke bombası yapacağım ya. Bir tanecik smoke bombası yapacağım. Neyse, güzeldi. Güzeldi. Bu tarz chase maçlarına bayılırım arkadaşlar. Hiç böyle şikayet ettiğimi falan bakmayın. Şakasına ediyorum. Yeter ki chase atayım yani. Hiç sıkıntı yok. 5 jan 10 jan beni kovalasın. Tunnel atsın, sıkıntı yok yani. Dümdüz jan yapmaktansa. Evet gençler, az önceki konuya devam edeyim. Şimdi eleştiriyle ilgili olan kısmı çok uzun tutmayacağım. Yani ben filme bir eleştiri yaptım. Neden yaptığımı açıkladım. Benimle aynı fikirde olmak zorunda olmanız gerekmediğini söyledim. Ama eleştiri hakkımı elimden alamayacağınızı da söyledim. Bana göre bir film ne kadar vahşet içerirse içersin, buna çocukların ve hayvanların dahil edilmemesi lazım. Ben bunu eleştiriyorum. Yoksa serinin ilk iki filmi de sadece vahşet içeriyordu. Yani herhangi bir hikaye yoktu. Ama bu üçüncü film ne olmuş biliyor musunuz? Yani bir deep web videosu izliyor gibiydim sanki. Hiçbir hikaye yok. Tamam, onu anladık. İlk iki film de öyleydi. Ama hani bazı seriler böyle ilk iki filmden sonra hikayeye bağlıyor ya, üçüncü dördüncü filmde falan. Öyle de olmadı bu. Ne oluyor biliyor musunuz? Bak. 10'ar dakikalık skeç gibi düşünün. Terrifier bir mekana giriyor. İşte bara gidiyor atıyorum. 10 dakika boyunca oradakileri biçiyor. Müthiş vahşi bir şekilde. Öyle sıradan bıçaklama falan değil. Sonra başka bir sahneye gidiyoruz. AVM'ye gidiyor. 10 dakika boyunca AVM'dekileri kesiyor. Sonra sahne değişiyor.
geliyor. Sokağa iniyor. 10 dakika boyunca sokaktakileri kesiyor. Bu 10'ar dakikalık skeçler eşliğinde. Şimdi bak, bu ilk iki filmde keyifliydi. Neden? Dediğim gibi çocuklar ve hayvanlar dahil edilmemişti çünkü. Benim eleştirdiğim en büyük nokta bu. Vahşetin de bir sınırı olmalı bence yani, filmde olsa. Mesela bakın, bir Sırp filmi var. Cannibal Holocaust var. Ne bileyim, insan kırk ayak var. Ben bu filmleri cesaret edemediğim için izlemedim. Çünkü okuduğum kadarıyla bile kanımı donduran sahneler vardı yani. Ama eminim ki o filmlerin altında bir metin vardır. Yani zamanında olan bir şeyleri anlatıyordur falan filan. Ki onlar bile çok fazla eleştirildi. Bir Sırp filmini mesela Sırplar kabul etmiyor. Biz bu değiliz diyorlar. Yavsın. Kaybol git velet ya. İşte diyorlar ki Sırplar, biz bu filmi kabul etmiyoruz kardeşim. Hani onlar bile o tarz abartılı şeyleri eleştiriyorlar kendi yapımcılarından çıkmış olmasına rağmen. Ki şöyle bir şey var. Bana göre bu tarz slasher filmleri arasında işte 13. Cuma'dır, Cadılar Bayramı'dır falan, bunların arasında en vahşet barındıranı Wrong Turn'du bugüne kadar. Yani Wrong Turn serisini baştan sona 4 kere falan abartmıyorum bitirmiş birisi olarak. Terrifier 3 bana çok daha abartılı ve vahşetli geldi. Çünkü Wrong Turn serisindeki karakterler yamyam olarak, hani ucube olarak adlandırılmasına rağmen, onların bile hiç bu tarz çocuk ve hayvan vahşeti yok. Özellikle bu tarz abartılı ve göstere göstere yapılmış hiçbir olayları yok. Yani demek ki illa böyle bir şey yapmadan da film yapılabiliyormuş. Ha, dediğim gibi yönetmenin burada yapmak istediği şey, bakın bu karakter o kadar acımasız ki, hani bunu da yapıyor. Bunu geçirmeye çalıştı bizlere, anlıyorum. Karakteri çok daha şeytani göstermeye çalıştı, bunu da anlıyorum. Ama bu eleştiremeyeceğimiz anlamına gelmez arkadaşlar. Her şeyde bu film, buna bir şey diyemeyiz, sonuçta bir film diyerek bence normalleştirmemeliyiz. Bu benim şahsi görüşüm. Katılıp katılmamak tabii ki size kalmış. Şimdi bir şey diyeceğim. Biz bu hiçliği aktararak portal oluşturuyoruz buraya anladığım kadarıyla. Sonra bu oluşturduğumuz portaldan geçip bu ortaya gelip buraya da hiçlik enerjisi aktarıyoruz. Şimdi kristali topla oradan. Tamam, aynen. Okey arkadaşlar, bu maç yapabildik. Az önceki maç peşimde bir sapık olduğu için yapamamıştım. Şimdi sağ tıka bastığım zaman smoke atıyor. Onu birazdan gösteririm ben size. Selamünaleyküm diye ortama giriş yaptık kral. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu tarz Chucky'yi boğdum smoke'un içinde. Evet, şu an beni arıyor, bulamadı. Yani gösteririz dersek gösteririz arkadaşlar. Bizde de yalan olmaz. Ne oldu lan? Oğlum bunun özelliği ne hocamız, çok gıcık ya. Çok da zor yani. Zaten beni kovalamıyormuş ki, orada başkasını kovalamıyor. Orada başkasını kovalıyormuş, araya reklam diye beni aldı kardeşim. Sen beni ne diye kullanıyorsun ki yani kendi oyununda? Bu şekilde jeneratör yaparak da hiçlik toplayabiliyorsunuz bu arada. Kısacası Terrifier'le ilgili yorumlarım bunlar arkadaşlar. Dediğim gibi elbette bana katılmak zorunda değilsiniz. Ama eleştiri hakkımı da elimden almamalısınız bence. Film bu, izle geç falan diye gelen saçma yorumları kabul etmiyorum tabii ki de. Bir diğer konuda arkadaşlar, YouTube yorumları konusu. Şimdi şöyle, ben gerçekten yorum sayısından inanılmaz mıyım? Memnunum. Öyle böyle değil. Bak, bunu hep söylüyorum. Gidin 80.000 90.000 izlenen videoya bakın. Bana gelen yorum sayısıyla aynı yorum sayısı var. Çünkü çok aktif kullanıyorsunuz yorumları. Ne bileyim, ben ortaya bir fikir attığım zaman bu fikre çok güzel destek çıkıyorsunuz ya da anti fikirler üretiyorsunuz. Hiçbir sorun yok. Katılmak zorunda tabii ki değilsiniz. Yani böyle çok seviyeli, çok hoş şeyler dönebiliyor yorumlarda. Bu sağlandığı için acayip mutluyum bu arada. Kanalda en sevdiğim şeylerden birisi. Bu arada ben karşı tarafa gideyim, bir smoke daha üreteyim. Şuraya bağlayacağım. Son 7-8 videonun yorumlarına bakamadım. Ama bu bakmayacağım anlamına gelmiyor arkadaşlar. Benim şöyle bir huyum var. İşte böyle aman okudum geçeyim, kalbe basayım, geçeyim mantığında olmadığım için, gerçekten yorumları okuyup öneri isteyenlere ya da ne bileyim fikir sunanlara uzun uzun cevap verdiğim için, o an odak noktam yoksa, odak veremeyeceksem o yoruma, okumuyorum. Daha müsait bir anı bekletiyorum. O yüzden yani 7 gün 8 gün geçse de geçmese de yorumları elbet okuyacağım, hiç merak etmeyin. Daha müsait bir anı bekliyorum yani, daha detaylı cevap verebilmek için. Yani 15 günlük bir videoya bile dönüp cevap verebiliyorum, onu söyleyeyim. Bir yorum attıysanız aa görmedi tüh falan demeyin yani, merak etmeyin. Elbet cevap vereceğim. Iskalamıyor adam özellik ya. Al sana smoke ammunium. Şuradan önüme falan çıkar, dur oradan gitmeyeyim. Aa, diğerinin önüne çıktı. What the fuck oğlum, önünde yaralı adam var lan, niye bana attın? Bu maç kötü oldu ya. Ben de Chucky oynayacağım. Killer tarafındayken Chucky oynayacağım. Hadi oğlum attempt. Evet, konularım bitti arkadaşlar. Kurban tarafı katil tarafı kadar aksiyonlu olmadığı için, hani genelde böyle yürüme, jen yapma, birilerini kancadan kurtarma, heal'lama üzerine olduğu için dedim ki birkaç konu açayım, size sıkılmayın. Yapmış mıyım? Ama konularım bitti. Şimdi düşünüyorum 3. maçı acaba ne konusu açsam diye. Ha bu arada Terrifier konusuyla ilgili şöyle bir not düşeyim arkadaşlar. Beni şey algılamayın, hani insanlar oyunlardan, dizilerden etkileniyor falan diyen bir tayfa var ya. Ben o tayfadan değilim. Aslında onları da tamamen haksız bulmuyorum, onu da söyleyeyim. Elbette
elbette etkilenen vardır. Ama ben bunun şununla alakalı olduğunu düşünüyorum. Bir, kişinin kendini nasıl yetiştirdiğiyle alakalı. İki de ailesinden aldığı eğitim. Yani ben size yemin ediyorum, bakın 7 ya da 8 yaşında Wrong Turn izleyerek başladım bu korku serüvenine. Wrong Turn zaten 2003-2004 yıllarında çıkmış bir film diye hatırlıyorum. Hiç demedim ki sokağa çıkayım da birilerini ısırayım falan yani, hani ya da elimde baltayla dolaşayım. 7 yaşında başladım ya, 7. 6 yaşında GTA oynayarak başladım. Hiç demedim ki ulan ambulansa bineyim de birilerinin üstüne araba süreyim. Yani bu terifalle ilgili yaptığım yorum şey değil. İnsanlar bundan kötü etkilenir, bunu örnek alır falan demek istemiyorum ben. Sadece bu tarz sahneler bence normalleştirilmemeli. Ha bak, illa şöyle bir mesaj mı vereceksin? İşte bu karakter o kadar acımasız ki. Kimseye eyvallahı yok mesajı verecekseniz, atıyorum bir çocukla baş başa kaldığı bir sahne koyun. O sahneyi orada kesin. O mesajı verin bize. Hani bu karakter çocuklara da acımıyor mesajını verin. Şimdi affedersiniz, söylemek istemiyorum ama söylemek zorundayım kendimi ne anlatmak istediğimi açıklamak için. Birincisi çocuğu parçalara ayırma sesi geliyor odadan, fıçık fıçık diye. İkincisi de bu sahneyi gösteriyorlar sonradan parça parça. Bak bu kadara gerek yok işte, anladın mı? Benim eleştirdiğim nokta bu. Tamam bu karakter hadi çok acımasız, çok şeytani, zarar veriyor, kimseye eyvallah yok. Bunu göstermeyin. Sadece bir mesajla, bir alt metinle iletin bize. Bize diyelim ki tamam o bu karakter çok acımasız, çok şeytani. Ve bak Terrifier konusuyla ilgili yine aklıma geldi. Şunu hiç sevmiyorum seriyle ilgili. Ailevi duyguları sömürüyor. Mesela diğer korku serilerinde bu kadar yok bu. Terrifier serisinde sürekli bir aile vahşeti var. İşte annesinin göz önünde çocuğuna zarar veriyor, çocuğunun göz önünde babasına zarar veriyor falan. Bu şekilde hep ailevi duyguları da katıyor ki insan empati yaptığı zaman daha da üzülüyor o vahşiliğe. Bu eleştirilecek bir nokta mı onu bilmiyorum ama sadece söylemek istedim yani, hani bunu da çok kullanan bir seri. Neyse, şimdi 3. maç, biraz daha gameplay'imize odaklanabiliriz arkadaşlar. Ben yine şuradan kristalimi üreteyim. Evet. Al şimdi kristali. Bu arada bu dünyadayken sınırsız olarak bitkinlik veriyor, size haberiniz olsun. Sprint balans falan çalıştıramıyorsunuz yani bu dünyadayken. Merhabayın arkadaşlar, beni aranıza alır mısınız? Ne oluyor lan? Aa, kancanın biraz yakınında olsam kancayı şey yapardım, smoke'la kapatırdım. Şunu da tepikleyeyim de. O bal kabaklarına da arkadaşlar hem hiçlik çıkıyor hem de size hız falan veriyor ara sıra. Klasik ya, bir arada gelmişti ya. Ananın. Al kral. Göremiyor beni, atamıyor şu an. Bu etkinliğin bir öncekinden farkı... Allah, git lan. Hayda. Al bunu. Oğlum onu yapacağını bilmiyor mu sanıyorsun? Le. Huha. Lupa baksana lupa. Lupu bir kat ya. Emir at. Haha. Oğlum yapıyoruz ya bu sporu moruk. Vur bana şimdi. Tamam. Salak. Ananı avradını. Bu sefer yetişir. Bu sefer yetişir. Tamam, hızlı kıracak. Okey iniyor, okey iniyor. İyi oyaladın lan Purpo. Hop, kıvrak. Süper çocuklar, süper. Bonjour madam. Neredesin la? Anladın mı? Entropi. Bizde de var oğlum bir şeyler. Nasıl kullandım gemi lupunu? Evet, biz yine bir smoke bombası yapmaya gidelim. Madem etkinliği oynuyoruz arkadaşlar, göstermeye çalışalım. Dur. Hah. Orayı thumbnail'a koyacağım da arkadaşlar, o yüzden o açıdan çekinledim. Daha net görünüyordu çünkü. Hello. Ne yapıyorsun lan? Haha. Smoke'un içine vurmaya çalışıyor. Güzel, bak böyle anlarda sizi kurtarabiley. Hasar aldım orada galiba. Aa, what the fuck? Atlayamadım. Ananı avradını lan. Arkama ışınlanıyordu değil mi? Sattım burayı ya. Bir an tam dibime ışınlanıyor sandım da biraz mesafeli ışınlanıyordu, doğru. Burayı kötü oynadık. Hanımefendi galiba bize geliyor. Hanımefendi, bana da bir şey yapıştı lan, bu ne lan? Katil yanımda yokken bile bir yerden bana bir şey yapıştı ya. Edon takmış. Allah'ım ya Rabbim. Senin elinde ondan vardır. Al al, ikimizin elindekini al. Şşş. Hah, kullan onu. EMP'yi kullan. Yemin ediyorum yine maymun gibi anlaştık ya. Yine maymun gibi anlaştık ya. Agubugu agubugu diye adama elindekini kullandırttım. Baba ona da bulaştırdım yanına gidip. Ah lan entropi, ah lan oğlum, ah lan entropi, ah lan.
Adam kafayı yedi ya. Ulan mutlu musunuz lan şu adama şu kafayı yedirttiniz? Üstüme çekip loop atacaktım, amacım trollemek değildi ama saldım açı tabii ki haklı olarak. Hadi bakalım katil tarafı nasılmış, ona da bakalım. Bu smoke bombasıyla katil tarafının o karga şey olayı ilk defa geldi bu oyuna. Bir tane çakalın yüğü gördük. Çok iyi. Biraz açıkta kaldınız sanırım. Ama yok, kendinizi bir spota atabileceksiniz hanımefendi. Bu hanımefendi mi? Bay efendi mi? Hanımefendi olanmış. Soldan baksana eşek Ahmet. Ah lan. Flik atamadım da güzel önüne çıkmış olduk. Okey. Beyaz ganj işimiz var mı? Var. Öyle de küfür gibi oldu ya. Yani tatlı olsun diye yumuşatayım dedim. Küfür gibi oldu. Alü. Alo, ben oradayken bir daha yayın yapsana. Chucky keyifli killer ya. What dediniz o işe? Ah be. Oraya yetişirim. Pencere orada mı? Ha bu gitti. Nereye gittin lan? Fake mi verdi yoksa? Neyse dur. Hazır gelmişken killer'da da şöyle. Aa yetmedi mi lan? Allah kahretsin ya, yetmedi. Dur bir. Aha. Ne yapıyorsunuz? Oğlum seni var ya biçerim ha. Seni var ya. Ona bir daha öyle trikler deneme. Anladın mı oğlum? Yapıyoruz ya bu sporu, bu mind gaine sporunu yapıyoruz ya. Biri diğer dünyaya gitti bak, solda görüyorsunuz. Biz de gideceğiz. Ne veriyorsun lan? Hiçlik mi veriyorsun ha? Hala buradasın. Ne yapıyorsun orada? Dur geleceğim. Tamam, şimdi bana verdi o lanetli şeylerden. Bu geri gitti. Okey, biz de geliyoruz. Aha! Ne yaptın? Vururum, vururum. Yok öyle. Dur şu lanetlerin uçuşunu bir kullanayım da. Görüş açıma bir girmesi lazım. Nasıl acaba mantığı ya? Evet. Bir şeylerin içinden geçmiyormuş anladığımız kadarıyla. Lan! Nasıl stun yedim? Küçücük olduğum için görmüyor ki beni. Onu bırakıyorsun böyle şey gibi gidiyor. Meçhulün, neydi lan o? Vecna'nın şey gibi gidiyor. Mantığı anladık. Kancaya asınca da hiçlik alıyoruz. Tam beyaz kanca yaparken jam bitti yine. Efsane. Aa bir tane daha var lan lanetlim. Kaç tane yapıyor ki acaba? Seni oyundan çıkarmanın vakti geldi adamım. Sana da ikidir adamım falan diyor da. Kusura bakmıyorsun inşallah. Aestri yazar ablacım. Oha! Burada nasıl döneyim? Ne yaptın? Aa! Bastığım gibi gidiyormuş lan. Ben şey sandım. Çok iyi. Ben şey sandıydım ya. Önce yere koyuyor sonra gidiyor sanmıştım. Bastığım gibi direkt gidiyormuş. Daha doğru bir anda atabilirdim o zaman. Şu bal kabağını da bir kıralım. Madem amacımız modu göstermek, tabii ki de diğer tarafa gidip tekrardan bir lanetli manetli yapıyoruz arkadaşlar. Jenlere yapacak bir şey yok artık. Tamam, yine yaptım. İki tane yapıyor anladığım kadarıyla, aynen. Ne yaptın? Güzel. İyisin lanetli. Yetişebileceğim inşallah. Yok öyle. Bana 2018 Uchido Fake'i falan, sen ne ayakla? Ketara'ya bak. Şu Jhene de kendimiz vuralım. Pop atalım yani. Oha Jhene'lere bak oğlum, her köşeye birer tane bırakmışlar. Elleriyle ayarlamışlar gibi. Aa attempt deniyor bu. Vallahi ne kadar üzüldüm ya. Uf nasıl hızlandım, şuna bak. Hehehe. Max Sable Word. Ne olmuş? Ne olmuş, bu oyunu mu salıyormuş? Çok da fifi. Ne uğraşacağım lan lan delisiyle? Ah o pörkün olmasa var ya. Penciş kapandı, ne yapacaksın? Ha? Bana öyle bir daha kafa sallayacaksın mı? Oğlum bu ne yaptırıyor ya? Duvar içinden geçerse bağırtıyor. Direkt ona değerse de hasar mı veriyor? Mantığı bu mu? Herhalde öyle bir şey. Tam emin değilim arkadaşlar. Ben şundan iki tane daha yapayım, geliyorum tamam mı? Bu camp yöntemi. Ben şu portalın dibinde beklerim. Alındığı an ışınlanırım. Uzak mı sayıyor ki oraya acaba? Kafam hep cinliye çalışıyor, onu fark ettiniz mi? İçinde falan beklemiyorsun değil mi lan? Öyle trik yapan falan manyaklar var da. Amanına minnoş. Amanına minnoş. Aaa. Özelliğe geçersen öyle satarsın dedi işte adam. Oğlum senin gibi lanetliğin Allah bin belasını versin ya. Bir tane daha var da ne zaman dolacak o? Dur onu öbürüne kullanmaya çalışırım. Hemen arka arkaya atamıyoruz. Pislik. Yine hız verdi. Oğlum inanılmaz hız veriyor yalnız, şuna bak. Aya uçuyorum yani. Bu ne verecek? Böyle de anlus kutu açılımı gibi oldu ya. Şunu da açayım gelmişken. Aa!
Şu nasıl değmedi? Bana bir Allah'ın kulu açıklayabilir mi? Kardeşim görüyorum seni ya. Eklenti var biliyor musun? Aa! Diğer dünyaya mı gidiyorsun lan? Oha çekti duruyor. Çekti bari. Ya oç. Of nice, iyi toparladım. GG bro, son kişiye mori atabiliyoruz arkadaşlar, biliyorsunuz ki. Mori takmamış olsak bile. Şöyle morimizi yapalım ya. Chucky'nin gelini. Yani o uçan şeyler anladığım kadarıyla sadece info mu veriyor? Yani tam tutturursam böyle herhangi bir nesneye falan çarpmadan hasar veriyor mu ona emin değilim. Ama gördüğümüz kadarıyla yanından falan geçince böyle bağırmasına falan yerini öğrenmemize yarıyor. Dediğim gibi hasar verme olayı varsa nasıl bilmiyorum. Bilenler yorumlarda yazabilir. Katil tarafında oynamış olduk. Çok yine ekstrem bir şey yok. Güzel bir videoydu bence. Eğlenceliydi. Umarım sizler de videodan keyif almışsınızdır gençler. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler, iyi eğlenceler.